Canlarım merhabalar arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün açı denemesinin TYT 4. denemesinden onun ilk 10 soruyu çözmüştüm. Şimdi 11. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Yani 11. soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar şekilde vermiş. Diyor ki 3'ün tam katı olan sayıların yazılı olduğu üçgenler turuncu ile boyanmıştır. Arkadaşlar fark ettiyseniz bakın. Burada ne var? Şöyle diyeyim. Şuradan başlayayım. Bir kere şuralar 1, 4, 9, 16 böyle gidiyor. Şimdi burası tam kare bir şey olacak. Tamam mı? Şimdi ama şuna bakın. Şu 17, şu 10, şu 5. Arkadaşlar burası ne diyebiliriz? 4'ün karesinden bir fazla. Doğru mu? Burası 3'ün karesinden bir fazla. Burası 2'nin karesinden bir fazla. Bak buraya, bak buraya 65. Demek ki burası 8'in karesinden bir fazla. Doğru mu? Peki 8'in karesinden bir fazla. Fark ettiyseniz demek ki bu 8, bak 4'ün karesinden bir fazla. Burası ne? 5'in karesi. Burası ne? 3'ün karesinden bir fazla. Burası ne? 4'ün karesi. Burası ne? 2'nin karesinden bir fazla. O zaman burası ne? 3'ün karesi. O zaman burası 8'in karesinden bir fazla. O zaman burası ne? 9'un karesi. Yani 81 olması lazım. 65 ile 81 arasında aslında 3'ün tam katı olan kaç tane sayı vardır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 65'ten büyük, 81'den küçük olacak. 3'ün tam katı olan tam kare sayıları. 81 de dahil tabii. 3'e bölünen nasıl yapıyoruz? Burada 66. Doğru mu? Ondan sonra başka ne olabilir arkadaşlar? 3 arttıralım. 70, ay 69. 3 arttırdım 72. 3 arttırdım 75. 3 arttırdım 75. 3 arttırdım 78. 3 arttırdım 81. Doğru mu? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane turuncuya boyalı üçgen olması lazım arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Geldik 12. soruya arkadaşlar. Ne diyor? Birleşik önermesi yanlış olduğuna göre. Arkadaşlar bu ifade yanlışmış. Şimdi bir kere veya da arkadaşlar yanlış olması için ne lazımdı arkadaşlar? Yani ikisinin de sıfır. Burada 3 tane birleşik önerme olduğu için hepsinin sıfır olması lazım. Doğru mu? Çünkü veya da bir doğru yeterli. Demek ki hepsi yanlış. Tamam. P'nin değeri yanlışsa P doğru. Bu doğru. S yanlış. Bu yanlış. Şimdi Q ve R'ye bakalım. Yani Q ise R'nin değeri neymiş arkadaşlar? Yanlışmış. Birincisi doğru, ikincisi yanlışsa yanlıştır. Değil mi canlarım? Yani Q doğru. R'nin değeri yanlış. O zaman R doğru olması lazım. Değil mi? R doğru, Q doğru. R doğru, Q doğru. Oh, mis. O zaman bir tek S yanlışmış. O zaman gel bakalım. Hasan Niğde'ye komşu olan bir ilde doğmuştur. Hasan nerede? Niğde nerede? Niğde. Niğde'ye komşu olan yani Hasan ya Aksaray ya Nevşehir ya da Kayseri'de doğmuş. Çünkü doğru bu. Diyor ki Murat diyor doğduğu ilin Kırşehir ile sınırı yoktur. Murat neredesin? Kırşehir ile sınırı yoksa demek ki ya Kayseri ya da Niğde'de doğmuştur. Recep'in doğduğu il 5 harflidir. Şimdi ağzımı bozacağım. Bey Recep'in doğru diyor 5 harfli. Ni 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Tamam Niğde. Recep Niğde'de. Evet, Niğde. Niğde. Oh, demek ki bu Kayseri. Niğde Kayseri. Kayseri ile Kayseri gitti. Yani bu ya Aksaray ya Nevşehir. Bu üç arkadaştan Aksaray'da doğan yoktur diyor. Bu üç arkadaştan. Bu yanlış. Demek ki Aksaray'da doğan var. Demek ki Aksaray'da doğan da
buymuş. Çünkü bu yanlış değil mi? O zaman ne Hasan Aksaray? Aksaray, 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 Aksaray diye isim geldi bak. Murat Kayseri. Şey miydi? Cevabımız da Denizli. Evet, geldik 13'e. Fark ettiyseniz arkadaşlar ne ile temsil edilebilir diyor. Şimdi burası zaten A kesişim B değil midir? Bu da arkadaşlar, bu da C'nin B'den farkı. C fark B değil midir? Bak burası tamamı C. B burası. B'den farkı burası. C'nin B'den farkı. C'nin B'den farkı. A kesişim B'nin birleşimi. Yani doğru cevabımız Bursa. Evet, geldik. 10 kaç lan? 14 mü 13 mü görünmüyor? 14 herhalde. Neyse. Siz anlarsınız herhalde. Şimdi bir fonksiyon sorusu minnoşlarım. Ne diyor kurban olduklarım bize? Bak, burada bir öncül vermiş. GK HK'dan büyük eşit ise. Yani bu böyle olacak. G'nin H'tan büyük olduğu. Bakın, bakın, bakın. Yani şuradan şuraya. Bak burada küçük. Yani buradan buraya bakıyorum. Burası umurumda değil. Tamam mı? G H'tan küçükken diyor. F'ler diyor görüntüleri birden büyük eşittir. Bakalım F bu. Evet. Evet, evet. Bak, bak. Bak. Bak hep birden büyük eşit. Bak gördünüz mü? Bak bak bak. Hep birden büyük eşit gördüyseniz şuraya tekabül ediyor. Şöyle geri alayım. Düzgün çizeyim. Şuraya şöyle tekabül ediyor. O zaman bir doğru. Şunu temizleyelim. Bir doğru. Hop koydum. Şimdi HK büyüktür FK ise. HK FK'dan büyük. HF'den büyük. Şurada değil, bu sefer buradayız. Değil mi canlarım? 2 ile 4 arasında bakıyorum. GK büyüktür FK'dır. GK da FK'dan. Evet arkadaşlar, fark ettiyseniz F burası, G yukarısı, F burası, G yukarısı, F burası, G yukarısı. Her türlü büyüktür. 2 de doğru. Okey, tekrar silelim. Evet, mavi işimizi alalım. Şimdi GK eksi FK 2 ise. GK eksi FK değil mi? 2 ise. Burada bir tek bu K'nın 4 olma durumu vardır arkadaşlar. G2 eksi F2 2. Ay, G4 eksi F4 değil mi? 4'e bakalım. GF. Bakın G, G4, G4 2. F4 0, 2 eksi 0, 2. Yani HK 2'den büyüktür diyor. H'a bakalım. Evet, H şuralarda bir yerde. 2'den büyüktür arkadaşlar. 3'te doğru. Doğru cevabımız Edirne. Evet, geldik 15'e. Şimdi bana ne diyor arkadaşlar? Bir bileşke fonksiyon sorusu. G, F'in G bileşke F'in tersinde X şuymuş. A çarpı B kaçtır? Bir kere zaten şu değil midir? G F'in tersinde x. Heh, budur değil mi? Yani benim F'in tersinde x'i bulmam gerekiyor. O zaman şunun tersini bulalım. Nasıl buluyordum arkadaşlar? Yani ister kısa yoldan da bulabiliriz. İster şöyle diyebiliriz. Y diyebiliriz. X artı 2a bölü 3b değil mi? Hatırlarsanız fx'e y diyorum. Bunu böyle yapıyorum. Bari logaritmada da aklınıza gelir. Fx'e y diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi x'i yalnız bırakıyorsunuz. Çarpalım. 3b'ye şunu da buraya attım. Eksi 2a eşittir x. Yani x gördüğüm yere f üzeri eksi 1 x, y gördüğüm yere de x yazıyorum. Yani 3bx eksi 2a. Aha da tersimiz bu. Yani artık şunu biliyorum. G f'in tersinde bunu bulduk ya. 3bx eksi 2a eşitmiş. Eksi 12x eksi 27'ye. Doğru mu minnoşlar? E gx bu. O zaman G şu ne? O zaman ne yapıyorum? 4 çarpı şunu yazıyorum. 3BX eksi 2A eksi 3. Doğru mu? X gördüğüm yere bunu yazdım. Eşitmiş. Eksi 12X eksi 27'ye dağıtalım abicim. 4 kere 3 12BX çarptım. Eksi 8A eksi 3 eşittir.
eksi 12, 12 x eksi 27'ye. Doğru mu? O zaman şöyle bakın, 12 x değil mi? 12 x doğru mu? O zaman ne oldu bu arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Şu b eksi 1. Değil mi? Eksi 12 x eksi 12 x olsun diye. Yani şurası da eksi 27'ye eşit. Yani eksi 8 a eksi 3 eksi 27'ye eşit. At bunu buraya abicim. Eksi 8 a eksi 24. Doğru mu? Böl abicim eksi 8'e. A dediğim şey 3. A dediğim şey 3. B dediğim şey eksi 1. Çarpımları da eksi 3. Doğru cevap Bursa. Evet, geldik 16'ya arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? Bir veri grubundaki sayıların toplamının gruptaki terim sayısına bölümü ile elde edilen o sayıya aritmetik ortalaması denir. Tamam. Şimdi diyor ki farklı yaşlarda kişilerden oluşan farklı yaşlardaymış. 12 kişilik bir grup A ve B şeklinde 6'şarlık iki gruba ayrılıyormuş. Yani şurası A, şurası B. İki gruba ayrılıyormuş arkadaşlar. Ne diyor bize? A grubundaki kişilerin yaş ortalaması. Arkadaşlar 6 kişi olduğu için yaş ortalaması buysa, bunu 6 ile çarparsam toplam yaşı bulurum. 6 ile çarptığınız zaman 120 eksi x. A toplam. Değil mi? A ve B iki gruba. B toplam dediğim şey, bunu da yine 6 bölüm diyor ya, 6 ile çarparsam 120 artı x olur. Doğru mu? Ha, bunda hemfikiriz. Şimdi diyor ki B grubundan bir kişi A grubuna geçince. Şimdi B'den A'ya, A grubundaki şeye, M yaşında biri geçsin. Tamam mı? M yaşında biri geçsin. O zaman ne oldu arkadaşlar burası? Değil mi? Hayır, özür dilerim. Şunu 6 ile çarpınca 120 artı x değil tabii ki. 6x. 120 artı 6x değil mi? Çünkü ne dedik? 6 kişi var. Yaşları ortalaması buysa 6 ile çarparsan 120 eksi 6x, 120 artı 6x. Doğru mu? Tamam. Kusura bakmayın. Burada bir işlem hatası yapıyordum. Kurtardık paçayı. Şimdi buradan buraya M yaşında biri geçsin. M yaşında biri geçerse arkadaşlar, bak, toplam yaşım buydu artı M de geldi. 120 eksi 6x artı m. Bölü 7 artık. Neyse. Dur, bölü 7 yapmayayım. Ortalama diyor mu? He tamam. Yaş ortalaması birbirine göre. Bölü 7. Evet. Şimdi oldu. Niye 7 hocam? 6 kişilerdi. 1 kişi geldi. 7 kişi kaldı. Bize ne diyor? Geçince her ikisinde yaş ortalamaları eşit oluyor. Eşittir. Şurada 120 artı 6x. M yaşında bir kişi gitti. Artık 5 kişi kaldılar. Değil mi? Ay, evet, evet. O zaman ne oldu arkadaşlar? B grubundan A grubuna geçen kişinin yaşının x türünden eşiti. Burada o zaman arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıp şeyi yalnız bırakacağız. M'i yalnız bırakacağız, değil mi? Hadi bismillah deyip çarpalım. 5 ile çarpalım. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. 6 60 değil mi? 600 eksi 6 kere 5 30 artı 5'e. Doğru mu arkadaşım? Ondan sonra bunu çarpalım. 12 çarpı 7 84 840 6 kere 7 42 eksi 7. Okey to. Şu eksi 7'mi şuraya atayım. Şunları da şuraya atayım. Eksi 7'm buraya artı, yani 12'm oldu. Şurada 840 vardı. 600 gitti. 240 kaldı. Eksi 30 bu tarafa artı 30. Topladığım zaman ne etti? 30 72 mi? Doğru mu? Hepsi 12'ye bölünüyor arkadaşlar. M dediğim şey 12'ye böldüğüm zaman 20. 12'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 6. Yani 20 artı 6x. 6x artı 20 benim doğru cevabım olur. Ne diyormuş canlarım? Aşağıda diyor, bir lokantanın mutfağında kullanılan dört bölmeden oluşan bir kaşıklık gösterilmiştir. Tamam. Bu kaşıklığın A bölmesindeki kaşık sayısı. Bir saniye su içeyim. Ne diyor? A bölmesindeki
kaşık sayısı B bölmesindeki kaşık sayısının 3 katına, C bölmesindeki kaşık sayısının yarısına, D bölmesindeki kaşık sayısının 5 katına. O zaman D'den başlayalım. Değil mi? D en küçük olacak. Şöyle diyelim bak. Ne yapalım? D bölmesindeki kaşık sayısının 5 katına. Şurada 3 kat var. Böyle şöyle diyelim. Şu D bölmesine 3x dersen. Tamam mı? D bölmesindeki kaşık sayısının 5 katına 15x. Doğru mu? C bölmesindeki kaşık sayısının yarısına, C o zaman bu 30x oluyor. Bunun yarısına eşit olduğu için. B bölmesindeki kaşık sayısının da 3 katına. O zaman B de 5x oluyor. Bak tekrar okuyalım. D bölmesindeki kaşık sayısının 5 katına. D'ye 3x dersem D bölmesindeki kaşık sayısının 5 katına eşit. Tamam. C bölmesindeki kaşık sayısının yarısına. C bölmesindeki kaşık sayısının yarısına. B bölmesindeki kaşık sayısının 3 katına. Ne diyor? B bölmesindeki kaşık sayısının 3 katına. Her şey sağladı mı? Sağladı. Bitti. Bu bölmelerden birinde 20 kaşık bulunduğuna göre toplam kaç kaşık vardır? Bu bölmelerden birinde mi? Hangisinde? Şu 5x'tedir. Şimdi kaşık sayısı tam sayı olacağı için 5x'te 20 demek ki x 4'müş. Doğru mu? Toplam kaç kaşık vardı? Toplayalım. 30, 45, 50, 53. 53 çarpı 4'tür benim cevabım. O da arkadaşlar ne olması lazım? 212 benim doğru cevabım olur arkadaşlar. Adana. Evet geldik 18'e. Bir marangoz 2 ya da 3 çekmeceli dolaplar yapmakta ve 2 çekmeceli dolapların her bir çekmecesinde 2 adet kulp. 3 çekmeceli dolapların her bir çekmecesinde de 3 adet kulp. Şimdi acı dayılar. Bak. Standart sorular. 2 yataklı, 3 yataklı, otelde falan filan hep aynı. 2 çekmeceli, 3 çekmeceli. Doğru mu? Kendi kendimize dedik ki marangoz yaptığı 17 adet dolabın çekmecelerinde toplam 108 adet kulp takmıştır. Şundan x tane varsa arkadaşlar bundan 17 eksi x tane vardır. Doğru mu arkadaşım? Tamam. Şimdi bunlar 2 adet kulp. Kulp ne ya? Kulp. Yani 2 adet kulp. Öf. Konuşamadım. Ne diyor? 2 çekmece dolapların her birinin çekmecesinde 2 adet kulp. Dolapların da her birinin çekmecesinde 3 adet kulp varmış arkadaşlar. Şimdi 2 çekmeceli, doğru mu? 2 çekmeceli. Aa güzel. Bak burada 2x diyen yanar. Bak 2 çekmeceli. Bana ne diyor? Her bir çekmecesinde 2 çekmeceli olduğu için 2 adet değil 4, yani 4 ile çarpacağım bunun. Kulp sayısının 4x. Bu da 3 adet kulp. 3 çekmeceli olduğu için bunu ne yapacağım? 9 ile çarpacağım. Gördünüz mü arkadaşlar? Aman diyeyim ha. 3 ile çarpmıyorum. Ha, 3 adet kulp o zaman 3 ile çarpacağım. 2 adet kulp o zaman 2 ile çarpacağım değil. Tamam mı? Neden 9? Neden 4? 4 niye? 2 çekmece var. Her bir çekmecesinde, her bir çekmecesinde 2 çekmece olduğu için demek ki bunu 4 ile çarpmam lazım. 3 çekmece olduğu için demek ki bunu 9 ile çarpmam lazım. Her bir çekmecesinde 3 adet, her bir çekmecesinde 4 adet. Okey? Oy yoruldum. Bu kulp sayısı. O da 108'miş. O zaman arkadaşlar buradan işlem yaptığınız zaman ne gelecek? X'i 9 bulacaksınız. Tamam mı? X'i 9 bulacaksın. Bana ne diyor? Toplam çekmece sayısı. Toplam çekmece sayısı arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman toplam çekmece sayısını? Şurada x'i 9 buldum. 9 kere 2 18. X'i 9 buldum. 17 eksi 9 8 mi? Evet 8 16 17. Tamam. 9 kere 3 de 27. Doğru mu?
Ay ne 9'u lan? Ne 9'u ya? 9 koyduğum zaman burada 8 tane kalmıyor mu? 8 kere 3'ten 24. Bunu topladığınız zaman arkadaşlar 42 benim doğru cevabım Bursa. Evet, Muharrem hesabındaki Muharrem değil. Bana bak Muharrem. Sana baktım Recep söyle diye aklıma şey geliyor. Hep geçmiş seçim geliyor. Neyse biz de eğleniyoruz hep beraber arkadaşlar. Siz olun arkadaşlar. Kendinize bakın. Başka bir şey demiyorum. Bakın bilimle ilgilenin. Bilimle uğraşın. Yani Türkiye'yi kalkındıracak şeyler yapın abi. İnşallah da iyi şeyler yaparsınız abi. Ben bunu istiyorum. Bütün öğrencilerimden her zaman. Bilim abi bilim bilim. Bilimde var. Bilimde var para. Bilimde var ışık. Bilimde var ekmek. Her şey orada. Ne kadar bilimimiz iyi ise o zaman dinimiz de çok iyi oluyor. O zaman kültürümüz de çok iyi oluyor. O zaman nasıl desem ahlakımız da çok güzel oluyor. O zaman vicdanımız da çok güzel oluyor. O zaman refah seviyesi yükseliyor. Refah seviyesi yükseldikçe zaten suç oranı düşüyor. Yani bunlar hep birbiriyle ilişkili arkadaşlar. Umarım iyi yerlere gelirsiniz. Umarım yani güzel şeyler yaparsınız. Ya inanıyorum. Niye yapmayasınız? Yapanlar sizden iyi değil. İnşallah da iyi şeyler yapacaksınız hepiniz canlarım. Hadi. Yani böyle bir güzel bir konuşmadan sonra hadi devam edelim. Şimdi ne diyor? Muharrem parasının, hesabındaki parasının önce şunu. Hesabındaki parası 5 diyor, 4 diyor, 20, 100 diyelim. Paramız 100x. Önce diyor 2 bölü 5'ini, 100'ün 2 bölü 5'i. Yani 40x'ini harcamış. Doğru mu? O 40x'ini sonra ATL'sini harcarsa. Yani 40x'ini harcadı. Bir de ATL daha harcadı. Doğru mu? Harcarsa parasının 3 bölü 4'ünü harcayacağını fark ediyor. Şimdi öbürüne de geleceğiz. Yavaş yavaş yapalım. Parasının 3 bölü 4'ünü harcıyorsa ne kadarı kalıyor arkadaşlar? Ne kadarı kalıyor? 1 bölü 4'ü kalıyor. 1 bölü 4'ü bak 3 bölü 4'ünü harcıyorsa 1 bölü 4'ü kalıyor. 1 bölü 4'ü 100'ün 1 bölü 4'ü 25x. Heh, bu kalan. Bu harcadığı kalan ne? Kalan ne arkadaşım? Kalan tamamı 100x olacak ya 60x eksi a. Bu da kalan bu da kalan. Yani 60x eksi a 25x'e eşit. Hemfikir miyiz Canikola? Şunu şuraya şunu şuraya attığım zaman A dediğim şey 35x. Doğru mu? 35x. Tamam bu dursun. Şimdi devam edelim. Diyor ki önce BTL'sini ve sonra kalanının 3 bölü 5'ini. Hayır. İlk önce BTL'sini harcatalım. BTL'sini harcadı. Doğru mu? Bu. BTL'sini harcadı. Sonra ya da şöyle diyelim 4 bölü 5'ini harcayacağını fark ediyor ya. 4 bölü 5'ini harcayacağını fark ediyor. Dur lan. Önce BTL'sini sonra kalanının 3 bölü 5'ini. İlk önce 100x'in BTL'sini sonra kalanının 3 bölü 5'ini harcarsa kalanının 3 bölü 5'ini. Şimdi harcayacağı ne desek? Şöyle desek. Şöyle desek. Bak. Şimdi 100x-b okeyiz zaten. Sıkıntı yok. Şimdi BTL'sini harcadı. Doğru mu? BTL'sini harcadı. Artı kalanın. Kalanımız ne? 100x-b. Bu kalan değil mi? B'yi harcadıktan sonra kalanının 3 bölü 5'i. Yani 100x-b'nin 3 bölü 5'ini harcadı. Doğru mu? O zaman harcadığı zaman bir ne oldu? Bunu bir bakalım. Şu B artı şunu çarpalım. %5 gitti. 5 de sadeleşti. 20. 60 mı? Evet. 60x eksi 3B bölü 5. Şurada işlem yaparım. 5 yani 60x 5B eksi 3B artı 2B. Yani 2B bölü 5. Bak şimdi 60x
artı 2b bölü 5 ne yaptı? Harcadı. Kalanı ne bunun? Kalanı ne? Kalanı ne? 40x eksi 2b bölü 5. Doğru mu kalanı? 4 bölü 5'ini harcıyor. 4 bölü 5'ini harcıyorsa 1 bölü 5'i kalıyor. 1 bölü 5'i neye tekabül ediyor tüm paranın 1 bölü 5'i? Neye tekabül ediyor abicim? 20x'e değil mi? O zaman ne? Bu 20x'e eşitmiş. Bunu buraya, bunu buraya attığım zaman 2b bölü 5 20x'e eşit değil mi? Bunu buraya attım çünkü. Çıkardım. Ne oldu? Şununla şu sadeleşti. 10 çarptım 50. B dediğim şey de 50x. Bana ne diyor? B bölü A. 50x bölü 35x. Şunlar gitti. 5'e böldüm 10. 5'e böldüm 7. 10 bölü 7 benim doğru cevabım. Evet, geldik son soruya arkadaşlar. Birazcık uzun bir soru olduğu için video şişmesin diye önceden şöyle çözdüm. Şimdi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi okuyalım. Bir yarışma varmış. Yarışmacılara 40 soru soruluyormuş. Butona ilk basan kişi doğru cevaplarsa 10 puan kazanır. Yanlış cevaplarsa 5 puan kaybeder. Okey. Şimdi diyor ki butona ilk basan kişi ilk basan kişi soruyu yanlış cevaplarsa soru diğer yarışmacıya yöneltilir. Soruyu, yani diğer yarışmacı soruyu doğru cevaplarsa 10 puan kazanır. Yanlış cevaplarsa puan kaybetmez. Tamam. Şimdi bu yarışmacıya kadar Ayhan ve Berk, Berk burada, Burak burada. Yani buna karıştırmayın. İkisi de Burak, işte Burak yazdım. İki yarışmacıdan Ayhan 24 kez, Burak 16 kez. Ayhan 24, Burak 16 cevaplamış. Tamam mı? Zaten toplam ne ediyor? 40 ediyor. Tamam. Şimdi ne olmuş? Acaba birinin yanlış cevapladığı soruyu, bak bak burası önemli. Yarışmacıdan birinin yanlış cevapladığı soruyu diğeri doğru cevaplamış. Mesela ben Ayhan'ım. Ben söyledim yanlış. Hop Burak'a geçti sıra. Burak çat diye doğruyu söyledi mesela. Anlatabildim mi? Mantık bu. Bak. Ne diyor bu yarışmada? Ayhan'ın yanlış cevap sayısı. Burak'ın yanlış cevap sayısının 2 katı. Bak Burak'ın 2 katı. Okey. Her ikisinin kazandıkları toplam puan 310 olduğuna göre Burak toplamda kaç soruya doğru cevap vermiştir? Bak şimdi abicim. Şöyle hatta turkuazımızı alalım. Bak abi. Şimdi bir kere 24 cevaplamış, 2x yanlış. 24 eksi 2x doğru. 16 cevaplamış, x'i yanlış. 16 eksi x'i doğru. Tamam mı? Şimdi bak Ayhan'ın net puanı ne kadar abicim? Bak. 24 eksi 2x. Ne bu? Doğru cevapladı. Doğru. Artı x. Bu ne hocam artı x? Burak'ın yanlış cevapladığını, Ayhan doğru cevaplamıyor mu? Anında Ayhan'ın doğru cevapladığı sayı bu. Neyle çarpıyorum? 10'la çarpıyorum. Doğru mu? E tamam bu benim puanım ama eksi, bir de kendi yanlışlarım var. Kendi yanlışlardan da 5 puan gitmiyor mu? Bak oh. Anladın mı ne demek istediğimi? Buradan işlem yapınca 240 eksi 22x oluyor. Aynı şeyi yapalım. Bir daha hani pekiştirmiş olursun anlatmak için. Buranın net puanı. Bak abicim. Sakince söylemeye çalışayım. Hangisiyle yapayım? Bak abi. Şimdi Burak'ın net puanı nasıl çarpılıyor? Doğru sayısı çarpı 10. Eksi yanlış sayısı. Çarpı 5. Doğru sayım 16 eksi x. Okey. Ama bir de bunun yanlışlarında bu Burak doğru cevaplamıyor mu? Artı 2 x. O yüzden çarpı 10 dedim, 10 puan alıyorum. Ama eksi dedim, niye? Burada Burak nerede? X kadar yanlış yapmış, her birinden 5 puan gitmiş. O yüzden bu da bu gelmiş. Topladığın zaman bu ikisi bu oldu arkadaşlar. 310'a eşit. Buradan x'i 6 bulursun. Bana ne diyor? Burak toplamda kaç soruya doğru cevap vermiştir arkadaşlar? Burak toplamda kendisi doğru cevap 16 eksi x. Bir de Ayhan'ın yapamadıkları var. Onlara da doğru cevap vermiş. 16 artı x. Yani cevabımız 22'ymiş. Birazcık zor gibi bir soru. Ama sakince yapınca hepsi netleşiyor arkadaşlar. Olan olay bu. Şimdilik kendinize cici bakın. Diğerlerini de çözeceğim. 20 soru kaldı. Böyle hani
Yarın da bir 10 soru çözerim. Öbürsü günde geometriyi çözer bitiririm diye düşünüyorum minnoşlarım. Kendinize cici bakın, mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.